Tebrik ediyoruz. Erdoğan şahsi hükümeti daha Ramazan başlamadan sofralarımızın tadını kaçırdı. Tüm şehirlerimizde ekmeğe ciddi zamlar yapıldı. Ramazan sofralarımızın vazgeçilmezi, Ramazan pidesi sıcaklığıyla değil, fiyatıyla el yakmaya başladı. Gramajlar da geçen senenin altında. Geçen yıl 365 gram susamsız, yumurtasız, sade bir pide 4 liraydı. Bu sene 330 gram, yani 35 gram daha düşük geçen yıldan. Gram sade pide 6 lira. Sadece paramızın satın alma gücüyle değil, Ramazan pidesinin ayarıyla da oynadılar. Erdoğan, Ramazan'da evlere ucuz et girecek dedi. Ete yapılan %48 zamın ardından bu hafta %10 ilave bir zam daha yapıldı. Ardından daha geçen ay %20 zam gören şekere dün bir kez daha %31 zam yapıldı haberini aldık. Şekerin fiyatı son bir yılda %100'e yakın zam gördü. Bu da evlerde kullanılan şeker. İşletmelerde kullanılan şekerin fiyatı %100'ü de geçti artış. Millet bu sene Ramazan'da bıraktık tatlı yapmayı. Çayına şeker atabilirse ne mutlu. Erdoğan Özbekistan dönüşü uçakta şekerle ilgili de gerek Türk Şeker, gerek Konya, gerek Kayseri buralarda olumlu adım atacaklar. Fırsatçılara izin verilmeyecek. Fiyatlar da şekerde fena değil. Yani şekerde öyle pahalı bir fiyat uygulaması yok diyordu. Uçağın tekerlekleri daha piste dokunmadan Türk Şeker şekere zam yaptı. Kim bu Türk Şeker? Şekere bu zammı yapan Türk Şeker kim? Marketçi mi değil? Fırsatçı mı değil? Stokçu mu değil? Türk Şeker kim? Erdoğan'ın başında olduğu varlık fonuna ait bir şirket. Bir yılda şeker fiyatı ikiye katlanacak ama varlık fonunun başında oturan Erdoğan'ın bu işten haberi olmayacak. Bu beceriksizliğe, bu yönetim bozukluğuna sarayın iletim danışmanlarının bulduğu çare ne? Erdoğan'ın sözlerine sansür uygulamak. Allah'ın sopası yok. Erdoğan'ın sansür makinesi hızını alamadı, Erdoğan'a bile sansür uyguladı. Çayı şekersiz içmeye razı olsanız da çayı pişirmeye gaz gerek. Bu sabah doğalgaza dev bir zam yapıldı. Evlerde kullanılan doğalgaza %35, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza %44,3, elektrik üretimi dışındaki doğalgaza da %50 zam geldi. Yani sanayinin kullandığı doğalgazı. Yetmez. Bir de sanayinin kullandığı elektriğe %20 zam daha yapıldı. Bu zamlar tüm fiyatlara yansıyacak. İğneden ipliğe her şey artık daha pahalı olacak. Bu enerji fiyatlarıyla üretici nasıl üretecek? Nasıl rekabet edecek? İşte dolaşıyoruz. Kahramanmaraş'ta da Hatay'da da esnaf şunu diyor. Artık kapatma noktasına geldik bu zamlar yüzünden diyor. Sanayici aynı şeyi söylüyor. Ondan sonra tüm bu hayat pahalılığının sebebi ve mimarı olan Erdoğan dün çıkıyor yine. Bir defa daha diyor ki ben ekonomistim. Ya insan bunu derken biraz sıkılır, utanır. Daha geçtiğimiz yıl Eylül ayında Erdoğan çıktı. Faiz sebep, enflasyon sonuç dedi. Ekonomiden ne kadar anladığını bütün bu millete gösterdi. Merkez Bankası'nın politika faizini emirle düşürdü. Ona göre faizler inecekti, döviz çıkacaktı, rekabet gücü artacaktı, dış açık azalacaktı, rezervler şahlanacaktı, kur gerileyecek, enflasyon düşecekti. Ama bunların hiçbiri olmadı. Elde rekorlar kıran dış açık ve şaha kalkan enflasyon kaldı. Bugün bu ülkede tüketici enflasyonu %54. Ama iğneden ipliğe her şeye zam gelmeye devam ediyor.
Pazartesi Mart ayı enflasyonu açıklanacak. Ve enflasyon Mart ayında %60'ı aşacak. Erdoğan Türkiye'yi Kalkınma İçin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın ve G20'nin enflasyon ve zam şampiyonu yaptı. Çıkıyor ondan sonra da ben ekonomistim diyor. TÜİK dün Şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bu yılın ilk iki ayında dış ticaret açığı geçen seneye göre %183 artmış. 18 milyar dolar olmuş. Bu bir rekor. Merkez Bankası'nın kasasını tek sente muhtaç hale getiren, milletin ekonomisini yangın yerine çeviren Erdoğan'ın bir de çıkıp ben ekonomistim demesi hakikaten bugüne yakışır bir biçimde olsa olsa bir Nisan şakası olur. Merkez Bankası kasasını tek sente muhtaç hale getiren Erdoğan'ın kötü şakaları dün ardı ardına geldi. Ne diyordu Erdoğan? Çalışanı enflasyona ezdirmem. Ama dün bu sözünden çark etti. Asgari ücretlinin yılın ikinci yarısı için beklediği zam başka bir bahara kaldı. Hep söylüyorum, enflasyon en adaletsiz vergidir. Bir çeşit tırnakçılıktır. Başta emekçi ve dar gelirlinin satın alma gücüne fark ettirmeden el koymaktır. Daha yılın ilk ayında asgari ücret enflasyonun altında kaldı. Açlık sınırının altına düştü. Böyle bir dönemde asgari ücrete yılda bir defa zam yapmak, enflasyonun tüm yükünü çalışanların üzerine yıkmaktır. Enflasyonu kontrol altına almak için hiçbir şey yapmayacaksınız. Merkez Bankası enflasyonu küresel barışa bağlayacak. %60'ı aşan enflasyon asgari ücreti, maaşları, ücretleri, aylıkları pul edecek. Ondan sonra çıkıp diyeceksiniz ki ben asgari ücreti arttırmam. Enflasyonla mücadelede bu beceriksizlik devam ettikçe, asgari ücreti yılda iki kez değil, dört kez değil, milleti senin eserin olan hayat pahalılığına ezdirmemek için her ay arttırmak zorunda kalacaksın. Erdoğan yurda dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada kantarın topuzunu iyice kaçırdı. Çanakkale Köprüsü'ne verilen geçiş garantisi için Yavuz Sultan Selim'de eksik kalıyoruz. Burada da belli bir süre eksik kalacağız diyen Ulaştırma Bakanı'nı yalanlamaya kalktı. Araç geçiş sayılarının verilen garantilerin üstünde olduğunu söyledi. Kim doğruyu söylüyor? Yalanın 50 ayrı tonu buralar, bunlarda. Bakan mı? Cumhurbaşkanı mı? AK Parti'nin genel başkanı mı? Kim doğruyu söylüyor? Bu ülke yönetilmiyor. Bu ülke savruluyor. Erdoğan hızını alamıyor. Kendini de yalanlıyor. 10 gün önce Çanakkale Köprüsü'nde fark olursa yüklenici farkı devletin kasasından biz ödeyeceğiz diyen kendisi sanki değilmiş gibi dün çıkıyor, devletin cebinden bir kuruş çıkmadığını iddia ediyor. Beyefendi, sadece 6 yılda bu garantili projelere bütçeden 10 milyar doları aşkın para ödediniz. Milletin cebinden ne kuruş? Tam 10 milyar dolar parayı aldınız, yandaşlarınıza verdiniz. Yandaş demişken, sarayın Fahri Dışişleri Bakanı, çakma oligarkın yaptığı yeni açıklamalar dün basına yansıdı. Erdoğan'a ilahi aşkla bağlı bu eski MAO'cu, utanıp sıkılmadan biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik dedi. İktidara emperyalistlerin himmetiyle geldiklerini açık seçik ifade etti. Ne diyelim, bozuk saat bile günde iki defa doğru saati gösterirmiş. Bu arada Kaşıkçı davasında da ilginç gelişmeler var. Savcının davayı Suudi Arabistan'a devretmek istediği söyleniyor. Suudi Arabistan'ın bize uyguladığı gizli ambargo nedeniyle Hatay esnafının neler çektiğini biliyor musunuz? Yaş meyve sebze ihracatçısının neler çektiğinin farkında mısınız? Madem bu işin peşini bu kadar kolay bırakacaktınız, neden bu insanlara bu kadar sıkıntı çektirdiniz?
Hayırdır? Yoksa bu sefer de başka bir yerden mi talimat geldi? Değerli basın mensupları, ekonomist olduğunu iddia eden Erdoğan, 1970'li yıllarda ekonomiyi batıran, dövize çevrilebilir mevduatı, kur korumalı mevduat diye millete yutturmaya kalkıyor. Dün itibariyle dövize endeksli bu mevduatların ilk taksitlerinin faturası ortaya çıktı. Özel bankaların faizlerine bile hazineyi kefil eden bu sistem, hazinenin yani milletin sırtına dev bir yük bıraktı. Bu mevduat sahiplerine bankanın ödediği faizin 4 katı kadar para da hazineden ödendi. 24-31 Aralık tarihleri arasında ortalama dolar kuru 12 lira 16 kuruş, 23-31 Mart haftasında ortalama kur 14 lira 79 kuruş. 3 ayda dolar kurundaki artış %21,6. Bankanın ödediği faiz %4,25. Milletin kasasından hazinenin ödediği faiz, dikkat edin, 3 ayda %17,4.